1 Mayıs resmi olarak ilk kez 1 Mayıs 1923 yılında kutlanmıştır. 1977'nin 1 Mayıs'ında İstanbul'da ulaşım kolaylığı ve merkezi konumu nedeniyle Taksim'de kutlanması kararlaştırılan 1 Mayıs İşçi Bayramı sırasında defalarca ateşlenen silah sesleri duyulmuş, ardından bir kaos yaşanmış, yaşanan kaosun ardından 34 kişinin hayatını kaybettiği ve 136 kişinin de yaralandığı ortaya çıkmıştır. Kanlı 1 Mayıs olarak adlandırılan bugünden sonra 1 Mayıs Taksim Meydanı ile özdeşleştirilmiştir. 80 darbesinin ardından 1 Mayıs bayram olmaktan çıkarılmış ve kutlanması yasaklanmıştır. 1 Mayıs 2009 yılında Emek ve Dayanışma Günü adıyla yeniden resmi tatil ilan edilmiş ve kutlanmaya başlanmıştır. Araya 80 darbesi girse de 2009 yılına kadar ve sonrasında dahi Türkiye'de her 1 Mayıs'ta birçok kişi bu günü Taksim'de kutlamak istemiş, ancak bu duruma çoğu zaman izin verilmemiş, sıkı güvenlik tedbirleri alınmış ve olaylar yaşanmıştır. Elbette bunun başka nedenleri de var. Ancak bugün 1 Mayıs'ı değil, genel olarak ülkedeki eylemlerin, gösterilerin, yürüyüşlerin neden insan gibi yapılamadığını konuşacağız. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz 1 Mayıs günü için Taksim Meydanı ve çevresinde Emek ve Dayanışma Günü amacıyla toplanılmasına izin verilmemiş ve bölgede güvenlik önlemleri alınmıştı. Birçok sene bu tarihte polisin göstericilere müdahalesine belki defalarca şahit olmuşsunuzdur. Ancak göstericilerin polise müdahalede bulunduğuna çok fazla şahit olamazsınız. Mart akşamı AKP'nin seçim hezimeti yaşamasının ardından Erdoğan millet uyarısını ve takdirini sandık aracılığıyla ifade eder. Milletin kararının hiçbir baskıyla, dayatmayla, yönlendirmeyle karşılaşmadan sandıkta tebarüz etmesi demokrasimiz için başlı başına bir kazançtır demişti. Yani milletin sesini yalnızca sandık aracılığıyla duyurabileceğini söylemişti. Hani öyle sivil toplum örgütleriymiş, tarafsız medyaymış, bunlarla değil. Milletin sesini duyurması için seçimden seçime gün sayması gerekiyor. Tabii böyle bir anlayışa sahip iktidar tek başına yeterli olmaz, olamaz. Bize bir de yıllardır STK'lara sızan, terörün şehir içi yapılanması için örgütlenen tipler lazım. Bunlar olmalı ki gösteri, yürüyüş ya da hak arama anayasal hak olmaktan çıksın ve en tabii vatandaşlık haklarından biri vandalizm ile aynı kefeye konsun. Aslında bakarsanız ortada iki taraf için de bir win-win durumu söz konusu. Eğer 29 Ekim gibi kutlamaların dışında herhangi bir gösteriye, eyleme, basın açıklamasına ya da yürüyüşe katıl bilirsiniz ki bu gibi gruplar kısa süre içerisinde yanınızda bitiverirler. Bu arada 29 Ekim gibi milli bayramlardaki kutlamaların dışında diyorum, çünkü bu tipler milli bayramlardaki etkinliklere pek bulaşmazlar. Çünkü zaten milli olan her şeye düşmandırlar. Pek az etmesem de Ekşi Sözlük'te açılan bir başlık tüm bu olanların özeti niteliğindedir. Evet, PKK Türk solunu özellikle son 10 yıldır davar güder gibi güdüyor. Hatırlarsanız çözüm süreci içerisindeyken gerçekleşen Gezi Parkı eyleminde polisin eylemcilere sert müdahalesi sonucunda bu eylem tüm ülkeye yayılmış, gencinden yaşlısına, sağcısından solcusuna, birçok vatandaştan eylemcilere destek gelmişti. Peki sonra ne olmuştu? Gezi Parkı eyleminden yaklaşık olarak bir hafta sonra dönemin HDP'si, demi olan BDP, Gezi eylemine katılma kararı almış ve hatta Selahattin Demirtaş Öcalan'ın Gezi Ergenekonculara bırakılmamalıdır mesajını basın yoluyla paylaşmıştı. Öcalan çağrırda BDP'nin yandan yemiş olan gruplar bu çağrıya sessiz kalır mı? Birçok terörle iltisaklı olan grubun Gezi Parkı eylemine müdahil olması sonrası birçok kamu binası, polis aracı kullanılmaz hale getirilmiş, birçok iş yeri, araç, belediye otobüsü tahrip edilmiş, sayısız otobüs ve tramvay durakları yakılmış ya da yıkılmıştı. Yani eylem amacından çıkarılmış, haklıyken haksız duruma düşürmüştü. Ancak birçok sol grup bu durumun farkına dahi varamamış, olayların içine girmiş, çekilmiş, bu vandalizmi normal karşılamaya başlamış ve ister istemez bunun ortağı olmuştu. İster istemez diyorum çünkü Fransız sosyolog ve antropolog Gustave Le Bon'un Kitleler Psikolojisi kitabında da bahsettiği gibi kitleyi meydana getiren bireyler kimler olursa olsun
olsun, yaşama biçimleri, işleri güçleri, karakterleri ya da zekaları ister benzer ister ayrı olsun, kalabalık haline gelmiş olmaları onlara bir nevi kolektif ruh aşılar. Aşılanan bu ruh onları her biri tek başına ayrı ayrı oldukları halde duyacaklarından, düşüneceklerinden ve yapacaklarından tamamıyla başka hissettirir, düşündürür ve yaptırır. Gustav Le Bon Kitleler Psikolojisi kitabında ayrıca şöyle söylemiştir. Kitle kelimesi rastgele bir bireyler topluluğunu ifade eder. Bu toplulukta bilinçli kişilik ortadan silinir. Bütün bu birleşmiş fertlerin düşünce ve duyguları tek bir tarafa yönelir. Şüphesiz ki geçici fakat pek açık özellikler gösteren bir kolektif bilinç oluşur. Kitle bir tek varlık haline gelir ve kitlelerdeki zihniyetin tekleşmesi kanununa uyar. Kolektif bilinç içerisinde bireylerin akli yetenekleri ve kişilikleri silinir. Aynı cinsten olmayan, aynı cinsten olanın içinde boğulur, kaybolur ve bilinçaltı özellikleri üstün duruma gelir. Buradan bize vuracaklar. Bir adım geri gidin. Bir adım geri gidin.